Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Ali İmran suresinden Uhud Savaşı ile alakalı bazı ayetleri değerlendireceğiz. 137 ve 143. ayetler arası bunlar üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Allah-u Teala tarihte meydana gelmiş en önemli olaylardan biri olarak Kur'an-ı Kerim'inde bunu bize nazara veriyor ve oradan bütün devirlerde insanlar için bir kısım kuralları, ölçüleri ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta: "Gad halet min gablikum sünen." Sizden önce helak olan kavimler var. Bu tarzda onların durumları gelip geçti. "Fesiru fil art." Artık yeryüzünde dolaşın. "Fenzuru" ve bakın. "Keyfe kâne akibetul mükezzibin." Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş? Bunlara nazar-ı dikkatle bakın, dikkat edin. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ Bu insanlar için bir beyandır, bir açıklamadır. وَهُدَنْ وَمَوْعِزَ لِلْمُتَّقِينَ Ve müttakiler için, takva sahibi olan kimseler için bir rehber ve bir öğüttür. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Gevşemeyin ve üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz en üstün sizsiniz. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْهُنْ Eğer size bir yara isabet etmişse, dokunmuşsa فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْهُنْ مِثْلُهُ Diğer kavme, düşman kavme de benzeri bir yara dokunmuştur. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu günleri, galibiyet mağlubiyet günlerini biz insanlar arasında çeviriyoruz. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah iman edenleri bu şekilde bilecek. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Ve sizden şehitler edinecek. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Allah zalim olanları sevmez. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve Allah iman edenleri ayıklayacak. Onların kalitelerini ortaya koyacak. Ve yemhagal kafirin ve kafirleri de bu şekilde mahvedecek. Em hasibtum en tedhulul cenne Yoksa hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum Allah sizden cihad edenleri ve ya'lemes sabirin ve sabredenleri ortaya koymadan hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ Daha önce ölümü temenni etmiştiniz. مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ O ölüme kavuşmazdan önce, ölümle karşılaşmazdan önce ölümü istemiştiniz. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ İşte onu gördünüz. وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Ama ona bakıp duruyorsunuz. Değerli izleyenlerim, burada gerçekten Uhud Savaşı münasebetiyle çok önemli gerçekler bizlere bildiriliyor. Bunlardan bir tanesi şu: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ Daha önce Allah'ın kanunlarından, insanlarla alakalı kanunlarından bir kısmı ortaya konuldu. O da nedir? وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Yani Allah'ın kanununda sen asla bir değişiklik bulamazsın. Bir tebdil, bir tahvil bulamazsın. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ve mesela At kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi perişan olan, helak edilen kavimler var. Burada şunu görüyoruz. Demek ki imansızlık, isyan, küfran bu gibi şeyler Cenab-ı Hakk'ın gadabını celbediyor. Ve Allah-u Teala diğer alemde bunlara ceza vereceği gibi şu dünyada da ceza veriyor. Dolayısıyla tarihi bu noktadan okumak lazım. Tarihi bu noktadan değerlendirmek gerekiyor. Yani tarihte çok ibretli olaylar var. Size de ibret olacak nice olaylar gelip geçti. Fesiru fil art Artık yeryüzünde gezin dolaşın. Fenzuru bakın. Keyfe kâne akıbetül mükezzibin Allah'ın ayetlerini yalanlayanların sonu ne olmuş, akıbeti ne olmuş buna bakın.
gerçekten şu dünyada belki yüzlerce defa nesiller gelip geçtim. Ve bizden önce nice kavimler bizim yaşadığımız yerlerde yaşadılar. Ve bunlar azgınlık yaptıklarında şu dünyada da helak olup gittiler. Bir Nuh tufanı, bir Semud kavminin helakı, Lut kavminin helaki, bu gibi şeyler göz ardı edilmemeli ve bunlara ibret nazarıyla bakılmalı. İşte günümüzde turistik seyahat yapanlar var ve tarihi yerlere de seyahatler yapılıyor. İnsanlar böyle gitmeli, bakmalı. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ne gibi cezalar görmüşler, ne gibi perişanlıklar çekmişler, bunları bizzat o olayların olduğu yerde görmeli. Bunların harabeleri var, bunlardan dillerde kalmış destanlar var. Bunlar görülmeli ve bilinmeli. هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ Bu Kur'an-ı Kerim insanlar için bir beyandır, açıklamadır. Ve huda ve mev'iza lil muttakin ve muttaki olanlar için, takva sahibi kimseler için bir rehberliktir, rehberdir ve bir öğüttür. Yani Kur'an-ı Kerim hak hakikatleri bütün insanlara beyan ediyor. Ama özellikle muttaki olanlar bunlardan ders alıyor ve ibret alıyor. Cenab-ı Hak savaşlarda ve benzeri sıkıntılı durumlarda müminleri motive edecek şöyle bir esası bize bildiriyor. وَلَا تَهِنُوا vehne düşmeyin. Yani gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ siz en üstünsünüz. اِنْ كُنْتُمْ müminin eğer inanıyorsanız. Bu çok önemli bir ölçü. İnanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Mesela dine inanmak, bu da bir inançtır. Öte yandan başarmaya inanmak. Bir insan başaracağına inanıyorsa o başkalarına nispetle daha güçlü bir durumdadır. İşte gevşekliğe düşmek yok, ümitsizliğe düşmek yok, hüzne düşmek yok. Uhud Savaşı gibi bir mağlubiyet bile yaşansa bunun ardından galibiyet günleri gelecektir. Mağlubiyet devamlı mağlubiyet olarak devam etmez. Mağlup olanlar günün birinde ayağa kalkabilir. Ve galip olanlar da günün birinde mağlup duruma düşebilir. İn yemseskum garhun, eğer size savaşta bir yara dokunduysa, savaştan dolayı yaralandınızsa, maddi manevi bir takım yaralar aldınızsa, fakat messel kavme garhun misluhu, karşı kavmede, düşmanınız olan kavmede bunun bir benzeri dokunmuştur. Ve bu tefsirlerde şöyle açıklanıyor. Malum Uhud Savaşı'nda Müslümanlardan 70 tane zat hayatını kaybetti ve şehit oldular. Hazreti Hamza gibi, Musab bin Ümeyr gibi nice önde gelen sahabi hayatını kaybetti ve şehadet makamını elde ettiler. Elbette bu Müslümanlar için üzüntüye medar olan bir durumdur. Önde gelen elemanlarından bir kısmını savaşta kaybetmek elbette insanı yaralayan bir durumdur. Evet, 70 tane sahabi hayatını kaybetti, şehit oldu ve epey sahabi de yaralandılar. Ama Allah-u Teala üzülmeyin, gevşemeyin diyor ve size diyor bir yara dokunmuşsa onlara da yara dokundu. Bir yıl öncesinde Bedir Savaşı yapılmıştı ve yapılan Bedir Savaşı'nda diğer taraftan müşriklerden 70 kişi, Ebu Cehil gibi küfrün önderlerinin de bulunduğu 70 kişi onlardan ölmüştü. Yani yara almaksa onlar da yara aldı. Ölümse onlar da öldü. Ama onların ölüleri, affedersiniz, pisi pisine gitmek diye bir ifade var. O tarzda gittiler. Müslümanlardan vefat edenler ise, savaşta hayatını kaybedenler şehitlik makamını elde ettiler. Dolayısıyla arada çok fark var. Bu açılardan baktığımızda Müslümanlar bir kısım savaşlarda velev mağlup da olsa üzülmemeleri, gevşememeleri gerekiyor. Ve Allah-u Teala bunun akabinde bütün tarihi değerlendirebileceğimiz çok önemli bir ölçüyü bize veriyor ve şöyle bildiriyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ biz bu günleri insanlar arasında döndürürüz. Yani
galibiyet mağlubiyet günleri müdavele iledir. Bir gün bize, bir gün onlara. Dolayısıyla tarihe de baktığımızda tarihin akışı içerisinde bir kavim devamlı yükselişte değildir. Bir yükseliş varsa daha sonra alçalış vardır. Galibiyet varsa daha sonra mağlubiyet vardır. İnsanlık düşe kalka gitmektedir. Milletler düşe kalka bir gelişim göstermektedir. Savaş noktasında da daima galibiyet söz konusu olamaz. Daima mağlubiyet de söz konusu olamaz. İşte Bedir'de Müslümanlar galiptir ama bir yıl sonra Uhud'da mağlup olmuşlardır. Mağlubiyeti de hayatın bir gerçeği olarak kabul etmek gerekir. Ve mağlubiyette de alınacak çok dersler vardır. Ve bunu mesela ticari noktadan değerlendirecek olursak, bir tüccar daima kar etmez. Bazen de zarar eder, hatta bazen iflas eder. Ama iflas eden bir tüccar hep öyle kalacak demek değildir. Bismillah der, yeniden bir işten başlar ve Allah-u Teala yürü ya kulum derse eskisinden çok daha imkan sahibi bir hale gelebilir. Bu gibi galibiyet mağlubiyet günleri müdavele ile insanlar arasında döndürülüyor. Mesela Osmanlı'nın çok muhteşem olduğu, üç kıtada at oynattığı, galip geldiği günlere bakalım. O günlerde Avrupa derebeyliklerle idare edilmektedir. Küçük küçük devletçiklerdir ve ekonomik yönden, askeri yönden, sosyal refah yönünden, çok yönlerden değerlendirdiğimizde Osmanlı ülkesi onlardan çok çok ileridedir. Ama Osmanlı'nın gündüzü geceye doğru dönmüş, onların gecesi gündüze doğru gitmiştir. Ve bunun neticesinde birkaç yüzyıldan bu yana Avrupa daha ileridedir. Ama bir zamanlar gerideydi. Şu anda bizlerde bir uyanış var. Ülkemizde, İslam ülkelerinde bir uyanış var. Ve bunun neticesinde devran dönecek ve bu tarzda tekrar bir galibiyet, tekrar bir İslam'ın kültürünü, medeniyetini bütün dünyaya gösterme, bu gibi şeyler gerçekleşecek inşallah. Ve Allah-u Teala'nın savaşta bu şekilde zaman zaman mağlubiyet de yaşatması acaba nedendir? وَلِيَ عَلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Allah'ın iman edenleri bilmesi için. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Ve içinizden şehitler edinmesi için. Burada iki hikmet sayılıyor. Bunlardan bir tanesi Allah'ın iman edenleri bilmesi. Peki Allah-u Teala iman edenleri bilmiyor mu? Elbette Allah-u Teala biliyor. Müfessirler bunu nazara verirlerken şuna dikkat çekiyorlar. Allah'ın bilmesi derken ilme zuhur, bunu ortaya çıkarması. Allah bizi zaten biliyor ama bize bildirmek istiyor ve insanların derecesinin ortaya çıkmasını istiyor. Dolayısıyla savaş bir ayıraçtır. O savaşta mümin münafık ortaya çıkar, mümin kafir ortaya çıkar, kimde cesaret var kimde yok ortaya çıkar. İnsanların bu şekilde dereceleri çok net bir şekilde, bir ayıraç tarzında adeta hepsi ortaya çıkar. Ve içinizden bir kısmını şehitler edinmek istiyor. Bu da ayrı bir nokta. Yani şehitlik de bir makamdır. Peygamberlik makamı olduğu gibi, velilik, sıddıklık makamı olduğu gibi şehitlik de bir makamdır. Mesela bazı peygamberler Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti Yahya gibi şehadet makamını da elde etmişlerdir. Yani payelerinden biri de şehitlik olmuştur. Hem peygamberdir, hem daha nice başka artı vasıfları vardır. İlave olarak bir de şehitlik makamını elde edenler olmuştur. Ve ümmet-i Muhammed içinde de özellikle Uhud Savaşı nazara verilecek olursa, işte Hazreti Hamza gibi Seyyid-i Şüheda denilen şehitlerin efendisi o savaşta ortaya çıkmıştır. O savaşta şehitlik makamını elde etmiştir. Musab bin Ümeyr gibi nice önde gelen sahabi o savaşta şehitlik makamını elde etmiştir. İşte Allah-u Teala bir kısım insanları da şehit edinmek istiyor. Onları şehitlik makamına çıkarmak istiyor. Vallahu la yuhibbuz zalimin, Allah zalimleri sevmez. Ve liyumahhisallahu allazina amanu, ve bir de Allah iman edenleri ayıklamak istiyor.
Yani iman edenlerinin de kendi aralarında derecelerini ortaya koymak istiyor. Malum imanda dereceler var. Küfürde derekeler olduğu gibi. Cennette de dereceler var. Cehennemde derekeler olduğu gibi. Demek ki savaş gibi durumda iman edenler daha böyle tasaffi edecek ve dereceleri ortaya çıkacak. Ve yemhagal kafirin, ve Allah kafirleri de perişan etmek istiyor. İşte savaş gibi olaylarda bir kısım kafirler de perişan oluyor. Peki hiç savaş olmasın, hep güllük gülistanlık geçsin. Evet, bu bir güzel durumdur, arzu edilen bir durumdur ama dünyanın mahiyeti buna müsait değildir. Ve din bir imtihandır ve insanlar çeşitli eleklerden geçirilmektedir. Bu açıdan cenneti kazanmak kolay değil. Cennet mühim bir fiyat istiyor, bir bedel istiyor. Bir insan diyelim çok güzel bir evi alacak, bunun bir bedeli var. O bedeli ödemeden o evi alamıyor. Cennet gibi en mükemmel, en hoş bir diyarı elde etmek evet güzeldir ama bunun da bir bedeli olmaktadır. Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Em hasibtum en tedhulul cenne. Yoksa hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ Allah sizden cihad edenleri bilmeden, ortaya çıkarmadan وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ ve sabredenleri ortaya çıkarmadan hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Yani iş o kadar kolay değil. Hemen cennet buyurun diye insanlara verilmeyecek ve insanlar bunun bedelini ödeyecekler ve cennet neyi gerektiriyorsa ona göre bir hayat yaşayacaklar. Burada mesela savaşla alakalı olduğu cihetle savaşta kim cihad ediyor? İşte Uhud Savaşı ile ilgili ayetlerde daha önce geçmişti. Savaşın başında münafıklar 300 kişiyle ayrılınca müminlerden iki taife de onlar da ayrılmaya meylediyorlar. Ayrılmıyorlar ama şöyle bir sarsıntı geçiriyorlar. Demek ki velev sahabi de olsa bir sarsıntı geçirebilir ve nefis o noktada insanı aldatmaya çalışabilir. Şeytan insanı geri döndürmek isteyebilir. Halbuki savaştan kaçmak en büyük günahlardan bir tanesidir. Ve bir başka birliğe katılmak gibi veya tekrar dönmek gibi o gibi bir gaye olmadan hemen savaştan kaçmak en büyük günahlardan biri olarak hadiste ifade edilmiştir. Ve ayette buna temas edilmiştir. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ Yani karşılaşmazdan önce ölüm sebepleriyle, savaşta malum ölüm her tarafta kol geziyor. Aslında ölüm her tarafta var. Sadece savaşta değil. Yolda giderken de ölüm var. Evde yatarken de ölüm var. Arabada giderken de ölüm var. Ama savaş gibi ortamlarda ölüm biraz daha yakın gibi. Veya insanlar en azından daha yakınlarında hissediyorlar ve göz göre göre adeta ölümle karşı karşıya geliyorlar. İşte insan daha öncesinde savaşa gitmezden önce bir savaş olsa ben şöyle bir yiğitlik yapsam diyebilir. Ama ayet-i kerimede dikkat çekildiği gibi daha önce diyor ölümü temenni ediyordunuz. Şu anda karşı karşıyasınız. Ama fakat ra'eytumuhu işte onu gördünüz. Ve entüm tenzurun ona bakıp durmaktasınız. Yani daha önce dediğini insanın uygulayabilmesi o kadar da kolay olmayabiliyor. Mesela bazı gariban insanlar vardır. Ah der bir zengin olsam var ya şöyle veririm böyle veririm. Ama zengin olduğu zaman kolay kolay çoğu veremez. Onun gibi savaş olmazdan önce insan bol keseden atıp tutabilir. Bir savaş olsa var ya ben şöyle yiğitlik yaparım, böyle yiğitlik yaparım. Ama gün olur, savaş meydana gelirse insan o anda kaçacak delik de arayabilir. Ve savaşta tam sebat etmeyebilir. Ayet-i Kerime Uhud gerçeğinden hareketle böyle bir dersi de bizlere vermekte. Değerli izleyenlerim, bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.